önümüzdeki yaklaşan 2023 seçimleri için Recep Tayyip Erdoğan kaybedecek. Erdoğan kaybedecek. Ben hem çok üzüleceğim hem de çok sevineceğim. Niye çok üzüleceğim biliyor musunuz? Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu o garip gurabaya o hizmetlerden 2 kuruş o askeri ücretle yaşayıp da geçinmeye çalışan kıt kanaat, hani devletten sosyal yardımlarda bulunan bazı fakirler, garip insanlar var ya, hani 3-5 kuruşla zorla kıt kanaat geçinenler. Onların almış olduğu o ufak tefek hizmetler de ortadan kalkacak. Onlar da verilmeyecek. Onların ensesindeki şamar katmerli olacak. Onların acıları iyice katlanacak. Bir daha almış oldukları o ufak tefek hizmetleri de alamayacaklar. Bu yüzden çok üzülüyorum. Şu yüzden de çok seviniyorum. O İstanbul gibi büyük o metropol şehire yapmış olduğu o hizmetler var ya, o milyar dolarlık yatırımlar var ya, hani o Avrasyalar, köprüler, tüneller, havalanları, bütün o barajlar, bir sürü o hani hizmetler var ya, o vermiş olduğu hizmetler, o hizmetlerden maaşını alan, orada çalışan, bak o havalanı var ya, orada 30-40 bin tane kamyon çalıştı. 50 bin kişi, 60 bin kişi orada istihdam edildi. Orada ekmek kazandı, evine ekmek götürdü. Yediler o ekmeği, çoluğuyla çocuğuyla yediler. Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermediler. 2019 seçimlerinde gittiler Ekrem İmamoğlu'na bastılar oyu. Erdoğan'dan kazandılar parayı, gittiler Ekrem İmamoğlu'na verdiler. Bir senedir Ekrem İmamoğlu şu anda İstanbul'da belediye başkanı. Bir tane taşı taşın üstüne koyduğunu bilen, duyan, gören var mı? Ben geçen haberlerde gördüm, ne yapmış beyefendi biliyor musun? Çeşme açılışı yapıyor, musluk açılışı. Temel atmama töreni yapıyor. Temel atmama töreni. Diyor burada diyor iki tane termik santral var. Bu santral çevreyi yani yeterince diyor temizliyor. Üçüncüye gerek yok diyor. Temel atmama töreni yapıyor. Bak temel atmama. Başka öyle yok kreşmiş, yok ev kiralamış, yok araba kiralamış. Bunlar iş mi? Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu, bakın, yeni adliyeler, yeni karakollar, yeni tapu daireleri, yeni okullar, yeni üniversiteler. Böyle bir belediye binasına gittiğiniz zaman 8-10 katlı, yeni adliyeye gittiğiniz zaman 8-10 katlı, yerler ayna gibi, duvarlar ışıl ışıl, ışıklar, masalar, yani sanki böyle ultra lüks bir, yani düğün salonu gibi bir yere girmiş gibi hissediyorsunuz kendinizi. Belediye binalarına gittiğiniz zaman, klimalarına varıncaya kadar, özel klimaları, kaloriferleri, dört dörtlük, pürüzsüz dört dörtlük TOKİ gibi böyle bir ev insanlara vermiş, yapmış olduğu evlerden de bahsedeyim. Böyle dört dörtlük hizmet veriyor. Daha önce bak, bundan 20 sene önce ben Türkiye'de yaşarken insanın evi belediye binalarından kat ve kat güzeldi. Belediye binasına girdiğiniz zaman ahıra girmiş gibi hissederdin kendini. Tarihten kalma yerlerde fayanslar, mermerleri gördünüz, pislik, tuvaletler leş gibiydi. Şimdi şu anda gidiyorsunuz, insanın orada yatası geliyor. Kendi evinden daha güzel. Öyle ıldır ışık, güvenlikleri, korumaları, temizlikleri, çalışanları, insanlara davranışları, bazen olmuyor mu? Patavatsız her yerde çıkıyor ama şimdi bir de demek istediğim, bu inşaatı, bak bu yapıyı yapan, orada çalışan, orada maaşını alan bütün sıvacılar, kalıpçılar, mermerciler, fayansçılar, tesisatçılar, elektrikçiler, buradan paraları ceplerine dolduran, bak ceplerine paraları dolduran, evini geçindirenler 2 milyarlık, 3 milyarlık, 5 milyarlık telefonla, ultra lüks arabaların içinde, 80-100 milyarlık arabaların içinde sosyal medyadan ben açım diye hani o tweet atanlar var ya, onlar gerçekten aç olacaklar. Acından onlar geberecek. Ben işte o zaman sevineceğim. Onlar için sevineceğim. Ama gariban insan şu anda 3-5 kuruş hani devletten yardım alıyor ya. Mesela diyelim ambulanstı, hastaneydi, tedaviydi, gidiyorsun ücret ödemiyorsun, ilaca yeri geliyor ücret ödemiyorsun, bedava muayene oluyorsun. Ya bir kaza geçiriyorsun, eskiden ambulans gelmiyordu. Ben Türkiye'deydim, ben 20 sene önce, 15 sene önce ambulans gelmedi diye yolda ölen insanları biliyorum. O kadar, 1 saat 2 saate ufacık yerden, 3 kilometrelik yerden ambulans gelmiyordu ya. Şimdi helikopterle gelip alıyorlar. Hastaneler lüks. Yani
ilacını alamayacak, hastaneye gidip muayenesini olamayacak ya da sıradan sıra gelmeyecek, bekle bekle sıra gelmeyecek adama. Bütün bu almış olduğu 3-5 hizmeti elinden o da gidecek. Evi yanacak, ambulansı telefon edeceksin, ambulans, itfaiye, polise gidip şikayet edemeyeceksin. Gücü yeteneği olacak. Kim daha güçlüyse, kim daha rüşvetçiyse, kim daha hani çevresi, dostu, eşi, dostu, tanıdığı varsa onlara öncelik tanınacak yine. Şimdi şu anda bir ailene, bir çoluğunu, çocuğunu tehdit olduğu zaman karakola telefon açıyorsun, anında zabıtaysa, polisse, itfaiyeyse geliyor kapına, tutanak tutuyor, savcılığa bildiriyor. Yani dört dörtlük değil ama bak, değil, eksik, çok eksik ama eskiye göre yine de eskiye göre dört dörtlük. Eksik olduğunu biliyorum ama yine de yani bir derdini, ağrını soran kişi var. Bir tutanak tutuyorlar. O tutanak savcıya, savcıdan adliyeye, orada bütün o yani devlet kayıtlarına giriyor. Ne oldu, ne bitti bir araştıran, soruşturan oluyor. Ama eğer ki Recep Tayyip Erdoğan 2023'te gittikten sonra kimin eli kimin cebinde, yine eski döneme gelecek. Bak bir senedir adam İstanbul'da bir tane taşı taşın üstüne koymadı. Hiçbir yapı yapılmayınca 3-5 sene içerisinde oradan ekmek yiyip de hani zenginleşip de hani açım diye o telefonlarda, sosyal medyada paylaşım yapan o çakallar, onlar gerçekten aç kalacaklar işte. O aç kaldıklarında arayacaklar ama bir Erdoğan bulamayacaklar. Bu yüzden de çok seviniyorum. Bu yüzden seviniyorum. Onlar geberecek işte. Yoksa Erdoğan'dan bize ne? Biz zaten Avrupa'dayız. Biz zaten euro olarak alıyoruz maaşımızı. Bizim umurumuzda mı? Biz burada Almanya'da, yurt dışında, eğer bugün cumhurbaşkanıymış, başbakanmış, yani başbakanı sadece tek tük adını duyuyoruz da ne bir haberleri çıkar, ne bir gazeteye gelir, ne bir konuşma yapar. Hiçbir şey, ne başbakanın adını duyarız, sanılır. Cumhurbaşkanının adını bilmiyorum Almanya'da bak. Dışişleri Bakanı tek tük Mevlüt Çavuşoğlu ile konuşuyor diye arada bir televizyonda görüyorum. Çünkü burada siyaset hiç önemli değil ki ne. Burada zaten en küçük köyde bile en az 150-200 fabrika var. Adam zaten para oluk oluk akıyor adamın kasasına. Ben bugün bir işimi bıraksam ertesi gün başka yerde iş bulurum. Onu bıraksam ertesi gün başka bir yerde iş bulurum. Onu da bulamazsam devlet mecbur bana burada ödemek zorunda. Türkiye'de fabrika mı var? Devlete hani vergi aksın, vergiyle kasası dolsun etsin de bir sonraki gelen insan hani aynı geçen hükümetin ödemiş olduğu hizmetleri versin desin. Türkiye'de öyle değil ama gelen adam çalışırsa hani bir yerden tasarruf eder, bir şeyler ederse, hani biriktirmeye çalışırsa, biriktirir bir şeyler ederse ödeme yapabiliyor. Ama gelen adam soyguncuysa, hırsızsa, şimdi diyelim 2023'te geldiği zaman CHP'nin yapacağı ilk şey ne kadar ihaleler varsa, ne kadar devlete ait araziler, arsalar, Merkez Bankası'ndaki döviz rezervleridir, altınlarıdır, yani bir önceki hükümetin biriktirmiş oldukları ve hatta üstüne üstelik krediler mrediler çekip çekip ceplerine doldurup ondan sonra kendi taraftarlarıyla güzelce bir alem edip 3-5 sene sonra ülkeyi çıkmaza sokup IMF'nin kapısında kul köle edip ondan sonra ele tek bağlayacaklar, aynı Ecevit gibi. Daha sonra ne olacak devamında? Bir sonraki gelen hükümet 10 sene 20 sene Erdoğan'ın bu borcu ödeyecek olduğu gibi üstlenecek. Ondan sonra bir enayi çıkana kadar devam edip gidecek bu iş. Ama işte diyorum ya, yani içim, kalbim izin ve el vermiyor bak. Üzüle üzüle bak. Üzüle üzüle 2023'te sevineceğim. Çünkü niye? Bu gerçekten o çakallık yapan, paralar içerisinde cepleri parayla dolu olup da geçimi, telefonu, ailesi, bütün evi, barkı, yazlığı, yatı katı olduğu halde açım, yok param, yok hükümet şöyle hırsız, yok soydular, yok çaldılar, yok orayı buraya sattılar, burayı buraya aldılar, yok hizmet eksik, yok böyle, yok bakan dolandırıcı, yok onun 50 koruması var, yok bunun 100 koruması var, yok şöyle oldu böyle oldu diye hani durmadan yalan yanlış fitne fesat yayanlara, işte ben onlara diyorum ya, onlar gerçekten 3-5 yıl içinde aç kaldı mıydı görecekler. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun kuyruğundan hala ayrılmıyorlar ama İstanbul'da hala AK Parti'nin hizmetleri geçerli. Bir tane taşı taşın üstüne koymuş mu? Ben iki tane şeyini gördüm. Birisi musluk açmış. Başkanım gel diyor, buradan hayvanlar da su içebiliyor, bir özelliği var diyor. Adama bak ya. İkincisi de temel atmama töreni. 3-5 tane kreş açtıysa bile gösterişten, onlar da nedir ki? Ya Marmaray gibi, Avrasya gibi, 3. Havalanı gibi, Yavuz Sultan Selim gibi, Osman Gazi gibi, Kanal İstanbul gibi, yeni metro hatları gibi, havadan giden metroyu şu anda konuşacaktık. Eğer Binali Yıldırım gelseydi. Ama ne oldu?
Ya ne oldu? Hani hep o sarhoş kocasından dayağı yiyip yiyip de habire o sarhoş kocasına giden İstanbullu gibi yediniz dayağını, yediniz dayağını. Şimdi yine gidin CHP'ye. Hani o çöp dağlarından hani bir patlamış da 33 kişi ölmüş ya, çöp dağı oluşmuş ya. Aynı onun gibi gene böyle bir sürüneceksiniz. Bakalım onu da siz çekip işte içimiz yana yana, böyle içimiz yana yana böyle ne yapacağız? Göreceğiz bakalım. 2023'te gidecek Recep Tayyip Erdoğan. Yeni gelen ondan sonra göreceksiniz gününüzü. O gün var ya, öyle ağlamaya başladığınızda gerçekten kıçınızdaki don da gitti miydi? O gün sizi göreceğiz bakalım ne hale geleceksiniz. Yine bir hani 2000 yılları 99 yılları gibi hastaneye giden rehin kalırsın, kolun kesilir, bacağın kesilir, yanlış iğne, yanlış hap, hemşire bakmaz, doktor bakmaz, özel hastaneme gel, orada seni muayene edeyim, 300 milyon ver, 500 milyon ver, rüşvet at şuraya, polisi ararsın gelmez, itfaiye ararsın gelmez, ambulans ararsın gelmez, yok trafik vardı, yok şu vardı, yok bu vardı, ben ne yapayım, mazot bitti, benzin bitti, işçi yok, sana mı yetişeyim, öbürüne mi yetişeyim, ben de şaşırdım kaldım. Bahaneleri göreceğiz, göreceğiz onları. Onları göreceğiz. İşte de, deveyi diken insanı Ekrem İmamoğlu gibi seven. Onları size, onları güzelce geli gelmez. Hani %35, %40, %50 zamları güzelce bir geçirdi. Güzelce bir geçirdi. O haşırt. İktaş gibi böyle bir hani 2-3 faturayı da bir geçirdi. Şimdi İktaş Recep Tayyip Erdoğan el attı diye o faturaları geri ödemeye başlıyor. Eğer Erdoğan gibi bir lider olmasaydı onu haber yapan televizyon şirketini bile içeri atıp onu cesaret edemeyeceklerdi. Onu o haberi yapmaya hiçbir spiker, hiçbir televizyon kanalı cesaret bile edemeyecekti. O zaman diktatörlüğü göreceğiz biz. İşte ondan sonra hepiniz boyunuzun ölçüsünü alacaksınız. İşte ben üzülüyorum ki ne bazı garip kuraba 3-5 kuruş hani fakirden hani destek alanlar var biliyor musunuz? Yani onlara üzülüyorum ya. Valla onların durumu çok kötü olacak. Yani hani kurunun yanında yaş da yanar hesabı. Ama o yaşlar şey kurular yansın. Yanacak onlar görecekler. O yeni belediye binalarında, yeni okullarda, yeni pandemi hastanelerinde, havaalanlarda kaç binlerce kişiler o tünellerde, metrolarda istihdam edildiler. İspak'ta, yok metrobüslerde, şundan bunda hepsi Erdoğan'ın eseriydi. Hepiniz göreceksiniz gününüzü. Bekleyin. Hepinizin o eteğinizin tutuşacağı günler çok yakın. Buradan hepinize ben böyle selam ederim. Hepinize bay bay ederim. 2023'te görüşeceğiz hepinizle. Saygılar.